Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle KTT 13'ü çözeceğim. Konumuz Türkiye'nin iklimi. Türkiye'deki iklimle ilgili sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuzda bize diyor ki Türkiye haritasında A, B, Z ve Y noktaları işaretlenmiştir. Bu işaretlemelere göre bazı farklılıklar ortaya çıkıyor. Bu farklılıkları temel sebebini soruyor. Baktığımız zaman A ile B arasındaki temel farklılık bir meridyen üzerinde iki noktayı görebilirsiniz ya da bir doğru üzerinde iki noktayı görebilirsiniz. Bu iki nokta arasında B ve A arasındaki sıcaklık değişiminin, sıcaklık farkının temel sebebi arkadaşlar enlem olacak. Çünkü X de denize yakın ama nedir? B noktası ekvatora daha yakındır. Bundan dolayı daha sıcaktır. A noktası daha soğuk olacaktır deriz. Bu yüzden enlem olan noktaları ele alırım. Z'den Y'ye doğru ilerlerken baktığımız zaman Türkiye için şunu söylüyoruz. Burada bir enlem etkisi söz konusu değil. İkisi de aynı enlem üzerinde olunduğu için bir sıkıntısı yok. Ancak arkadaşlar özel konum etkisi işin içine girecek. Biz o yüzden şöyle bir şey söylemiştik. Z noktasından Y'ye doğru yani Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseltiye bağlı sıcaklık düşüşleri meydana gelir. Bu yüzden arkadaşlar C şıkkını ilk soruda doğru olarak ele alırız deriz. Baktığımızda Kırklareli ve Gaziantep illerinin yıllık toplam yağış miktarı benzer olmasına rağmen yaz mevsiminde kuraklık Antep ilinde Kırklareli iline göre daha fazla etkili olmaktadır diyor. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki Kırklareli daha kuzeyde bulunur. Gaziantep ise daha güneyde yer alır. Hem güneyden esen rüzgarların kurutucu etkisi hem de arkadaşlar enlem etkisiyle birlikte bu sıcaklık değerleri daha yüksek olur. Kırklareli'ne göre. Bundan dolayı da arkadaşlar buharlaşma miktarı artacaktır ve aralarındaki kuraklık farkı ortaya çıkacaktır deriz. Diğerleri çok fazla ön planda olmaz. Üçüncü soruya baktığımızda ülkemizin yıllık ortalama en düşük sıcaklık değeri Kuzeydoğu Anadolu'da görülmektedir diyor. Bu durumun üzerinde etkili olan unsurlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir diyor. Baktığınız zaman arkadaşlar Kuzeydoğu Anadolu dediğimiz yer neresidir? Erzurum Kars Ardahan bölümüdür. Erzurum Kars Ardahan bölümünde biz neyi görürüz arkadaşlar? Denizden uzaklık yani karasallık görülür. Bununla birlikte Kuzeydoğu Anadolu dediği için enlem etkisi ön plana çıkar ve yükseltiyle birlikte arkadaşlar karasallık şiddeti ön plana çıkar deriz. Bu şekilde C şıkkını doğru olarak ele alırız. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedeni olarak gösterilebilir? Baktığınız zaman arkadaşlar bir tane yani hepsini madde madde okuyacağız ama nedenini söyleyeceğiz. Sinop'ta yaz ve kış sıcaklıklarının Adana'ya göre daha az olması. Bakın arkadaşlar iki şehir veriliyorsa hemen bunların birbirine göre konumuna dikkat etmeniz gerekir. Sinop daha kuzeydedir, Adana daha güneydedir. Yani aralarında bir enlem etkisi söz konusudur. B şıkkına baktığımızda ülkemizde güneyden esen rüzgarların genellikle sıcaklığı arttırması. Arkadaşlar şunu unutmayın bakın. Türkiye'de sıcaklık güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalır. Bunun sebebi ne? Güneş ışınlarının geliş açısıdır. Buna bağlı olarak da güneyden esen rüzgarların sıcaklığı arttırıcı etkiye sahip olması ön plandadır. Kuzeyden esenler ise soğuk sıcaklığı düşürücü etkiye sahiptir deriz. Antalya'da tarım ürünlerinin Kastamonu'dan daha erken olgunlaşması, Antalya ve Kastamonu'yu ele almış, Akdeniz'in tuzluk oranı Karadeniz'den fazla olması, neden buharlaşma şiddetinden, nedense ısınma etkisinden dolayı. D şıkkına baktığımızda ülkemizde güneş ışınlarının geliş açısının güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalması bütün dördünün nedenidir arkadaşlarım. Bundan dolayı D şıkkı doğrudur. Beşinci soruya baktığımız zaman, beşinci soruda arkadaşlar bize diyor ki yıllık sıcaklık farkı ülkemizin iç kesimlerinde kıyı kesimlerine göre daha fazladır. Nedendir? Nedeni çok basit arkadaşlar. Çünkü su ortamı yoktur. Su yani nem, su buharının olmayışı, nemlilik yani ısınmayı ve soğumayı yavaşlatıcı etkinin olmayışından dolayı arkadaşlar bu fark fazladır. Bunun temel nedeni söylediğimiz gibi baktığımız zaman arkadaşlar bunu neyi söyleyebiliriz? Kıyılarda mutlak nem miktarının iç kesimlere göre daha fazla olması.
Nemlilik kıyılarda daha fazla olduğu için burada sıcaklık farkı azdır. Ancak iç kesimlerde nem bulunmadığı için, çok az miktarda bulunduğu için mutlak nem miktarı ve nemlilik az olduğundan dolayı farklılık sıcaklık farkı fazladır. 6. Ülkemizin iklim özellikleri üzerinde aşağıda verilenlerden hangisi etkili değildir? Bakıyorum hemen arkadaşlar. Ortalama yükselti değerleri etkilidir. Dağların uzanış yönü etki eder. Basınç merkezleri etkilidir. Enlem faktörü etkilidir. Ancak okyanus akıntısı etkili değildir arkadaşlarım. Çünkü Türkiye'de açık denizlere bir kapımız yok. Bu yüzden arkadaşlar okyanusa kıyımız yok. Daha net. Okyanusa kıyımız olmadığı için okyanus akıntıları etkili olmaz bizde. Bakıyorum bir diğer sorum. Diyor ki bize tabloda 3 kentin Ocak ayı sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Bu kentlerin sıcaklık ortalamalarının farklı olmasında yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmuştur? Bakıyorum hangisi? Sivas, Ankara, Erzurum. Üçü de arkadaşlar aynı enlem üzerinde bulunan nokta. Ankara, Sivas ve Erzurum şeklinde ilerlediğimiz zaman arkadaşlar enlem değerleri farklıdır demiş. Enlem değerleri farklı değildir. Ancak sıcaklık farkının ortaya çıkmasındaki en büyük etken nedir? Yükselti değerlerinin farklı olması ve karasallık şiddetinin farklı olması. Yükseltinin artması ile birlikte karasallık şiddeti de artacaktır arkadaşlar. Bundan dolayı C şıkkı doğru olarak karşıma çıkar. 8'e bakıyorum. 8'de diyor ki ülkemizde özellikle kış mevsiminde daha fazla etkili olan bir rüzgar varmış. Rusya, Sibirya üzerinden ülkemize soğuk hava taşıyıp sıcaklığın belirgin olarak düşmesine sebep olmaktadır. Yukarıda verilen yerel rüzgar hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar baktığınız zaman bunlar bu rüzgar türü kayıp sakalı hatırlayın. Kuzeydekiler neydi? Karayel, Yıldız ve Poyraz. O yüzden şu ikisini attım. 3 kaldı. Baktığınızda Rusya Sibirya üzerinden ülkemize soğuk hava taşıyıp diyor. Belirgin olarak sıcaklığın da düşmesine sebep oluyormuş. Ve kış mevsiminde daha fazla etkilemiş. Ve kış mevsiminde arkadaşlar kar yağışlarının gelişine sebep olan rüzgar çeşidi Poyraz'dır deriz arkadaşlar. Bir diğer soruma geçtiğim zaman şunu göreceğiz. Harita üzerinde numaralandırılarak verilen oklar yönünde etkili olan yerel rüzgarlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Biraz önce zaten söyledik. Türkiye'ye nereden hangi rüzgarlar etki eder? Kayıp sakalı hemen yerleştirin arkadaşlar. Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli yani Keşişleme, Kıble ve ne diyoruz? Lodos. O zaman arkadaşlar 1'e Yıldız, 2'ye Samyeli, 3'e de arkadaşlar Lodos diyeceğiz. O zaman cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak diyelim. 10. soruya geldim. 10. soruda bir tane yağış çeşidi gösterilmiş. Yağış oluşum tipi gösterilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bununla ilgili söylenemez diyor. Baktığımızda arkadaşlar ülkemizde bu şekilde oluşan yağışlar genel olarak iç kesimlerde görülür. Doğrudur. Sıcaklığa bağlı olarak ilkbahar yağışları. Bu oluşum üzerinde ısınan havanın yükselmesi etkili olmuştur. Evet doğrudur. Bu tip yağış oluşumu ülkemizde genellikle ilkbahar aylarında ilkbahar mevsiminde meydana gelmiştir. Doğrudur. Dünya genelinde bu tip yağışlar ekvatoral iklim bölgelerinde oluşmaktadır. Doğrudur. Ancak arkadaşlar bu şekilde oluşan yağışların tüm yağmur şeklinde olmayabilir. Soğuma miktarına göre değişiklik gösterir arkadaşlarım. Yükseltiye göre değişiklik gösterebilir. Bunlara dikkat edin. A şıkkı doğru olacak. 11. soru. Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin iklim özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakıyorum hemen arkadaşlar. Yıllık ortalama sıcaklık değeri en yüksek olan yer 2 numaradır demiş. Antalya enlem etkisi. Evet doğrudur. Verilen yerlerden 2 tanesi Akdeniz iklim bölgesinde yer almaktadır. Evet doğrudur. 1 ile 2. Kış sıcaklık ortalaması en düşük yer 5 numaralı yerdir. Evet sert karasal iklimi görüldüğü nokta. Yıllık yağış miktarı en fazla olan yer 4 numaradır demiş. Evet kıyı Karadeniz. Ve arkadaşlar diyor ki 1 numaralı yerde oluşan yağışların tümü orografik oluşumudur. 1 numaralı yer Akdeniz iklim bölgesindedir dedik. Ne diyoruz? Dağların kıyıya dik uzandığı noktada karşımıza çıkıyor ve bundan dolayı burada daha çok cephesel yağışları görürüz arkadaşlar biz. O yüzden bir numara A şıkkı yanlış olarak karşımıza çıkacak diyelim.
Geçiyorum 12. soruya. 12. soruda diyor ki Karadeniz ikliminin genel özellikleri ile ilgili verilenlerden hangileri söylenemez diyor. Baktığımızda yağış rejimi düzenlidir. Biz Karadeniz rejim iklimi ile ilgili şunu söyledik. Ilıman okyanusal iklim özellikleri taşınır ve bundan dolayı da sürekli yağışlar söz konusudur. Sonbahar döneminde de en yağışlı mevsimini yaşar dedik. Bu ikisi doğrudur. Yıl içinde güneşli gün sayısı Akdeniz iklimine göre daha fazladır demiş. Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Çünkü Akdeniz'de güneşli gün sayısı daha fazladır. Neden? Çünkü arkadaşlar enlem etkisi karşımıza çıkar diyoruz. Bu yüzden C şıkkı yanlış olarak karşımıza çıkacak. Geldim 13'e. 13'te diyor ki Türkiye'de görülen iklimlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakıyorum arkadaşlar Türkiye'deki iklimle ilgili yanlış olan maddeye. Karasal iklim en yaygın iklimdir. Doğrudur. Bozkır yatakları. En yüksek sıcaklık farkı karasal iklimdedir. Evet doğrudur. Türkiye genel olarak Akdeniz iklim kuşağında yer alır. Evet doğrudur. Bakın arkadaşlar Akdeniz iklim kuşağında yer alır ancak en fazla karasal iklim etkilidir. Ona dikkat edin. Baktığınız zaman arkadaşlar ne söylüyor? Diyor ki kış sıcaklıkları en fazla Akdeniz iklimindedir. Doğrudur. Çünkü ılık geçer sıfırın altına düşmez. D şıkkında diyor ki Karadeniz iklimi tüm Karadeniz bölgesinde görülür. Arkadaşlar tüm Karadeniz bölgesinde görülmez. Dağların kuzey yamaçlarında görülür. Kıyı Karadeniz'de görülür. Karadeniz'in kıyılarında görülür yani. Ve Orta ve Batı Karadeniz'in bazı noktalarında da bu iklim etkili olmaz deriz. 3 yer verilmiş. Türkiye üzerinde 3 nokta verilmiş. Bunlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Yağış rejimi sadece 1'de düzenlidir. Karadeniz'de doğru. Yıllık sıcaklık farkı 2'de en fazladır. Karadeniz, İç Anadolu, Tuz Gölü çevresi doğrudur. Kış sıcaklıkları 3'te en yüksektir. Doğrudur çünkü enlem etkisi ve denizellik. 3'ün birden sıcak olmasında enlem etkisinin sebebi vardır. 3 burada, 1 burada doğrudur. 2 de bitki örtüsü gür ormanlardır demiş arkadaşlar. 2 de bakıyorum Tuz Gölü'nde çevresinde Konya, Niğde, Aksaray taraflarında Kayseri taraflarında gür ormanlar yoktur. Bozkır yatakları çok fazla karşımıza çıkar diyoruz arkadaşlar. Bu yüzden E şıkkı doğru olacak. 15. soruya baktığımızda grafikteki bilgilere bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz demiş. Bakıyoruz arkadaşlar nereye göstermiş? Antalya'yı göstermiş. Antalya ile ilgili biz ne diyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçiyor. Doğru mudur? Doğrudur. Bakıyorum yağış rejimi düzensiz diyor. Yağış rejimi düzensiz mi? Evet. Çünkü Ocak, Şubat ve Aralık, Kasım aylarında fazlayken Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında düşüktür. Doğrudur. En sıcak ay Temmuz ayıdır. Bakıyorum en sıcak ay Temmuz'dur. Doğrudur. Yıllık sıcaklık farkı yaklaşık 20 derecedir demiş. Bakıyorum arkadaşlar. 10 derece ile yaklaşık 30 derece arasında değişkenlik gösteriyor. Doğrudur. Kış mevsiminde kar yağışı görülmez. Buna dikkat edin. Kış mevsiminde sıfırın altına düşmediği için arkadaşlar Antalya'da genel olarak kar yağışı görülmez. Doğrudur. Pardon. Ve son olarak şunu söyleyelim. Yıllık yağış miktarı 300 milimetrenin altındadır demiş. 300 milimetrenin altında yıllık yağış miktarı yok. Baktığınız zaman arkadaşlar zaten 200 milimetre civarında Ocak ayında almış. 150'de Şubat'ta aldığını düşünürsek D şıkkı yanlış olarak karşımıza çıkar ve biz bunu söyleyemeyiz arkadaşlar.